Tarihi Yarımada'dan Balkan gündeminden merhabalar. Bugün 23 Kasım günlerden çarşamba tarihi siyaseti ve kültürüyle bağımızın hiçbir dönemde kopmadığı Balkan ülkelerindeki gelişmelerin ayrıntılarıyla beraberiz. Bir Osmanlı mirası olan Sancak. 20 Kasım Sancak günü her sene kutlanıyor. Balkanlarda Sancak bölgesinin önemi siyasi ve ekonomik olarak bölge sorunları ve Osmanlı mirası olan Sancak'taki halkın Türkiye'ye bakış açısını özel haberler, canlı bağlantılar ve stüdyo konuğumuza yakın plana alacağız. Ben Feridun Erdoğan, TRT Vaz Balkan Gündemi başlıyor. Sancak, Osmanlı'nın Balkanlardaki son sancağının dalgalandığı bölge. Her 20 Kasım günü Müslüman Boşnak nüfusuyla öne çıkan Sırbistan'ın Sancak bölgesinde Sancak günü olarak kutlanıyor. Geride bıraktığımız pazarda bölgede çeşitli organizasyonlar düzenlendi. Sancak günü her sene olduğu gibi bu sene de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sancak Edebiyat Buluşmaları, Uluslararası Sevdalinka Festivali, burası Sancak Fotoğraf Yarışması, bunlardan sadece birileri. Sancak Günü Sancağın yanı sıra Diyaspora'da da kutlandı. Osmanlı'nın 1878 Berlin Kongresi ile Bosna Hersi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bırakmak zorunda kalmasına rağmen elinde tutmayı başardı. Ancak Balkan Savaşı Sırbistan ve Karadağ bırakmak zorunda kaldı. Yoğun Müslüman boşnak nüfusuyla öne çıkan Sırbistan'ın Sancak bölgesinde Sancak günü her yıl olduğu gibi 20 Kasım'da kutlandı. Eski Yugoslavya döneminde Sancak bölgesini temsil eden Sancak Konseyi'nin kuruluş günü olan 20 Kasım, 2004 yılından itibaren Sancak Günü olarak kutlanıyor. Resmi tatil olarak kabul edilen Sancak Günü'nde bölgede çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenen organizasyonlar 20 Kasım'ın Bosna halkı için olan önemini yeniden hatırlatıyor. Sancak Günü programı kapsamında Sancak edebiyat buluşmaları 10. kez düzenlendi. Bu kapsamda Boşnak Milli Meclisi'nin kararıyla verilen Çamil Siyariç kalemi edebiyat ödülü sahiplerine verildi. Sancak günü etkinliklerinin içinde çocuklara özel bir bölüm de oldu. 18 Kasım'da Novi Pazar konser salonunda Suada Hoç için kaleme aldığı Halime'nin Vatanı adlı oyun sahnelendi. Önceki yıllarda olduğu gibi 20 Kasım'da Boşnak Milli Konseyi heyeti Pilyevya Belediyesi'ni ziyarette bulundu. Ve Sancak Antik Halk Kurtuluş Konseyi'nin oturumu gerçekleşen binanın duvarındaki anıta çiçekler bırakıldı. Sancak Günü'nde Boşnak kültürünün önemli bir parçası olan Sevdalinka da unutulmadı. Ersek kültürünün günümüze kadar ulaşan en nadide parçası olan Sevdalinka şarkıları 16. yüzyıldan bugüne Bosnalıların günlük yaşantısına ayna tutuyor. Şarkılarda anlatılanlar evrensel duygular sebebiyle sayısız dilde yorum buldu. Bu zenginlik Novi Pazar Kültür Merkezi'nin organizasyonuyla düzenlenen uluslararası Sevdalinka Festivali ile perçinlendi. Festivale sancakların yanı sıra Bosna ve Karadağ başta olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda sanatçı katıldı. Bu festivalin bir parçası olduğum için çok mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Çok güzel bir geceydi. Çok iyi sanatçılar katıldı. Beni de jüri başkanı olarak görevlendirenlere teşekkür ediyorum. Umuyorum sonuçlardan herkes memnundur. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Sevdalinka Festivali organizasyonu çok güzel geçti. Gerçekten bu festivalin organizatörlerinden biri olarak hem katılımcılardan hem de festivalimizi takip edenlerden çok memnunum. Geçen seneki festivalimize göre bu seneki daha iyi geçti. Jürimiz de buradan takdir etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel ve adil kararlar verdiler. Halk müziğimiz yarışan bu genç insanlara emanet ve onların da bu emaneti omuzlarında taşıyabileceklerinden hiç şüphem yok. İnşallah seneye festivalimiz daha görkemli ve daha yüksek seviyede olur. Ne mora da brine na koga će upravo tako, Buralarda bulunmam çok gurur verici. Bu festivalde birinci olmak daha da gururlandırıcı. Çok mutlu oldum birinciliği kazandığım için. Şunu da açıkça söylemek istiyorum. Birinciliği beklemedim. Kendimi bütün sevda linka sanatçılarıyla eş görüyorum. İnşallah bu sadece ilk adımdır benim için. Umuyorum ki Balkanlardaki sevda linka sanatında benim de yerim olur. Boşnak Milli Meclisi tarafından düzenlenen burası sancak fotoğraf yarışmasına onlarca fotoğrafçı eserleriyle de katıldı. Yapılan değerlendirmede 4 fotoğraf ödül aldı. Fotoğraf yarışmasının düzenlemedeki amaçlarının sanatseverleri bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Boşnak Milli Meclisi yetkilileri, sanatın sancakların yaşamındaki önemine dikkat çekti. Resmi tatil olarak kabul edilen sancak gününde bölgede ve diasporada da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Evet etkinliklerle programımıza başladık. Efendim Osmanlı'nın mirası olan sancağı konuşacağız bugün. Programımızın başında da belirttiğim ve arz ettiğim gibi bir stüdyo konuğumuz var. E, 20, 21 ve 22. dönem milletvekili ve o dönemde aynı zamanda Bosna Ersek ve Türkiye Parlamentolar Arası Dostu Kurulu Başkanlığı yapmış olan Sayın Hüseyin Kansu stüdyo konuğumuz ben hemen kendisine dönüşeceğim. Evet efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sizinle sancağı konuşmak e, ayrı bir zevk olacak ona inanıyorum. E, Bosna ve Batı Trakya Gelen hatları itibariyle bilmeyen yoktur bu bölgeleri. Herkes bilir ama Sancak sanki biraz daha bu bölge biraz dikkatlerden kaçtı gibi. Öyle bir algı var en azından. Buradan başlayalım. Sancağı biraz sizden dinleyelim. Evet. Bir de bunun nedenini de dinleyelim. Evet. Ee, 1463 senesinde Fatih Sultan Mehmet Han Bosna'nın fethine muvaffak oldu. Ee, Bosna Osmanlı döneminde Yedi tane sancaktan oluşuyordu. Bu yedi sancaktan altısı bugünkü Bosna-Hersek sınırları içinde kalmıştır. Yedincisi ise Novi Pazar sancağıdır. 1877-78 Osmanlı Rus harbini kaybeden Osmanlı devleti aleyhinde hükümler ihtiva eden Berlin anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Bu anlaşmanın gereği olarak da Bugünkü Bosna topraklarından 1878'de çekilmek zorunda kaldı. Sadece Novi Pazar sancağı e, bu kapsam dışında kalmış oldu. Osmanlı'nın sınırları içinde kaldı. Evet. İşte e, Novi Pazar sancağı e, Berlin Kongresi ile birlikte bir otonom yönetim hakkı elde etmişti. Kendi parlamentosu vardı. Bu parlamento, bu yönetim Osmanlı sınırları içinde kaldı. Ancak... Kendi içinde de bir özel yönetim imkanı e, bulunuyordu. 1912 Balkan Savaşı'na geldiğimizde Batılı devletlerinin desteğiyle dönemin e, Sırbistan Krallığı ve Karadağ Krallığı tarafından Novi Pazar Sancağı olarak tanımlanan bugün sancak deyince hala Osmanlı'nın idari birimlerinden biri olan sancağı hala temsil eden halkın bugün e, bir sancaklı izle ifade ettiği bu bölgedir. Bu bölge 1912'de ikiye bölündü. Kabaca ee, biraz fazlası yarıdan biraz fazlası Sırbistan'da, Sevistan'da. geri kalan kısmı da Karadağ'da kaldı. <laughs> Daha sonra e, Birinci Dünya Harbi bittiğinde e, 1918'de Yugoslavya Krallığı kuruldu. Yugoslavya Krallığı sınırları içinde kaldı. Novi Pazar Sancağı, e, Bosna Hersek'te tabii ki orada kaldı. Sancaktaki yaşayan Nüfusun %72'sini boşnaklar oluşturuyor. Tabi bundan 6 yıl önce de Karadağ e, referandumla bağımsızlığını elde ettiğinde bu defa fiilen de facto olarak ikiye bölünmüş oldu Sancak. Bir kısmı e, Karadağ'da bir kısmı da Sırbistan Cumhuriyeti sınırları içinde kaldı. Novi Pazar şehri Sancak bölgesinin e, merkezi konumundadır. 130 bin nüfusudur. 192'sini boşnaklar oluşturur. Hı hı. Yani Bosna'daki boşnaklarla Sancaklı boşnaklar aynı halktır. Ee, hatta birbirleriyle yakın akrabadırlar. Ee, i̇şte Novi Pazar Sancağı İkinci Dünya Harbi yıllarında bölgeyi İtalyanlar ve Almanlar işgal ettiler. Ee, 1941'de e, Özellikle bugün Karadağ sınırları içinde kalmış olan Sancak'ta e, Plevle şehri, Osmanlı döneminde Taslıca'ydı adı. Taslıca, Biyolopole, e, Berane o bölge İtalyanların işgali altındaydı 1941'den itibaren. 1943'te İtalyanlar çekilmek zorunda kaldılar. E, onlar çekildiklerinde, İtalyanlar çekildiklerinde e, bu Taslıca şehrinde yani Plevle şehrinde, 20 Kasım 1943 tarihinde Sancak otonomisi ilan edildi. Bu otonomi ilan edilirken sadece Boşnaklar değil, bölgede yaşayan Sırplar da, Sırplar'ın ileri gelenleri, aydınları, siyasileri de bu otonomi ilanında hazır bulundular. Onlar da bu deklarasyonu imzaladılar. Bu yapı 1945'e kadar yaşadı. 1945'te, sosyalist federal Yugoslavya yapılanması içinde de başta söz verildiği halde ki Yaysa'da düzenlenen Avnoy toplantısına katıldıkları halde bir oyun yaparak, hile yaparak sancağa otonomi verilmedi. Özellik verilmedi. Ancak Kosova ve Vojvodina bunu elde etti. Sırbistan sınırları içinde kalmak kaydıyla. Sırbistan Federa Cumhuriyeti'nin iki özerk bölgesi oldular. Evet. Sancak ise bu imkanını kaybetti. Bu tabii ki bir hille ile gerçekleştirildi. Tabii bölgede çok sayıda ileri gelen kanaat önderi, aydınlar yeni sosyalist rejim yönetimi tarafından katledildiler. Kurşuna dizildiler. Bunlardan en ileri gelen kendisi de bu otonominin ilanında önderlik yapmış olan Akif Hacı Ahmetoviç'tir. Bu da kurşuna dizilenlerdendir. Bu kurşuna dizilenleri, şehitlerimizi rahmetle anıyorum bu vesileyle. Evet. Tabii daha sonra Sosyalist Federal Yugoslavya döneminde Demokrat Parti iktidarı da Türkiye ile Yugoslavya arasında imzalanan serbest göçmen Anlaşması ile orada Fevkale'de bunalmış olan baskı ve zulüm altında kalan Sancaklı Boşnaklar e, kitleler halinde Türkiye'ye hicret ettiler. E, Türkiye'ye geldiler. Başta İstanbul olmak üzere Bursa, Adapazarı, İzmir, Balıkesir, e, Trakya'nın bazı yörelerinde sancak, e, e, İzmit'te gerçek... evet. evet, Sancak kökenli insanımız yaşamaktadır. Evet. Sancak gerçekten çok önemli bir bölge. Bosna ile Sancak aslında bir nevi etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz bir ikili, evet. bir tek bir yürek gibi. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi oradan dalga dalga göçler oldu. Esasında tabii Sancaktan da buraya göçler oldu. Bunun neticesinde mesela yaşadığımız Türkiye'de yaşanan önemli savaşlar var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Çanakkale Savaşı. Tabii. Ve Çanakkale Savaşı'na Sancaktan çok tabii. ciddi bir katılım olduğunu görüyoruz. Binlerce ee, genç, bunu neye Gönüllü olarak geldiler. Yani kendilerini bu milletin bir parçası olarak gördükleri için. Hı hı. E, yani e, ve İstanbul zaten e, hedefleri İstanbul'du İngilizlerin ve Fransızların Çanakkale'yi zorlarken işgal e, kuvvetleri e, İstanbul düştüğü takdirde bütün bir e, İslam coğrafyası ve Balkanlar e, çok zor durumda kalacaktı. Bunu bilen, bunu gören sancaklılar hı hı. gönüllü olarak Çanakkale Geçilmez Destanı'nın yazılmasında Anadolu insanlığıyla birlikte omuz omuza mücadele vermişlerdir. Ee, Binlerle evet. şehit hı hı. Çanakkale'de yatmaktadır. Çok az sayıda onlar da özürlü olarak vatanlarına dönmüşlerdir sancak. Bu hususta konuşmaya devam edeceğiz ama Tabii. malumun sancak günü bununla ilgili bir beytelimiz var. Onu verelim akımla devam edelim ha. tekrar. Peki sancak günü bölgede yaşayan Boşnaklar açısından ne ifade ediyor? Sorunun yanıtı sıradaki haberimiz. Eski Yugoslavya döneminde sancak bölgesini temsil eden Sancak Antifaşist Halk Kurtuluş Konseyi'nin kuruluş günü olan 20 Kasım şu anda içinde bulunduğumuz Boşnak Milli Meclisi'nin getirdiği kararıyla 2004 yılından itibaren sancak günü olarak kutlanıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Bosna'nın Yatse şehrinde Tito komutası altında Yugoslavya Antifaşist Halk Kurtuluş Konseyi Avno adı verilen bir cephe oluşturuldu. Bünyesinde bütün ulusların ve azınlıkların temsilcilerinin bulunduğu Yugoslavya Antifaşist Halk Kurtuluş Konseyi bir süre sonra kendini hükümet ilan etti. Savaş sonundaki Yugoslavya yönetiminin silüeti şekillenmeye başlamıştı. Buna göre Yugoslavya Federasyonu olacak, Sırp Hırvat Slovenlerin dışında Makedonlara, Karadağlılara ve Bosna Hersek'te yoğun bulunan Müslümanlara da Cumhuriyet statüsü tanınacaktı. Ondan önce 20 Kasım 1943'te ise Sancağın Pilyevina şehrinde politik ve yasal sancak Antifaşist Halk Kurtuluş Konseyi Zavnos oluşturuldu. Sancak Antifaşist Halk Kurtuluş Konseyi'nin amacı, Yugoslavya'nın geleceğinde Sancağın tekrar özel bölge statüsünü elde etmesini sağlamaktı. 1943'te Tito'nun Yugoslavya Antifaşist Halk Kurtuluş Konseyi Sancağı özel bir bölge olarak idan etti. İkinci Dünya Savaşı'nın patlamasıyla Sancan, Karadağ'da kalan şehirleri, İtalya'nın, Mavi Pazar, Sijenika gibi Sırbistan'a kalan bölgesi ise Almanya'nın işgali altına girdi. 1941 yılından 1943 yılına kadar İtalyan işgali altına yaşayan Sancan Güney Bölgesi, İtalya'nın teslim olması ve askerlerinin bölgeden çekilmesiyle kendi kaderini ele almak durumunda kalarak 20 Kasım 1943 günü Plevler'ya da otonomi ilan etti. Sancak, Antifaşist Halk Kurtuluş Konseyi Zavnos adı altında organize olan bu topraklarında yaşayan Sırplar dahil büyük halk desteğinin arkasına almış olan bu hareket, bölgede bütün dikkatleri üzerine çekti. Nazi işgali altındaki Sancak'ın diğer şehirleri de açık bir şekilde bu harekete katılmışlardı. Ancak Tito, 29 Mart 1945'te Sancak, Antifaşist Halk Kurtuluş Konseyi'nin faaliyetlerini yasakladı ve Sancak'ın siyasi, ekonomik ve kültürel özelliğini kaldırdı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında kısa bir süreliğine de olsa Sancak özel bir statü kazandı. Tito savaşın bitiminde sancağı tekrar Sırbistan ve Karadağ arasında taksim etti. Böylece bölgeyle ilgili 1913 yılındaki sınırlar tekrar geçerli oldu. Bundan sonra ancak yarım asır sonra Sancağ'ın özelliği konusu 1990'lı yıllarda tekrar gündeme geldi. Onun için 20 Kasım günü hem Sancak'ta hem de Diyaspora'da yaşayan Sancaklar tarafından çeşitli toplantılarla Sancak günü olarak anılıyor. 1943 yılı sonunda Sosyalist Yugoslavya'nın kuruluşuna giden yoldaki ilk toplantı olan Almoya'da temsilci göndermiş olan bu konsey, Sırp komünistlerin baskıları sonucunda 29 Şubat 1945 günü faaliyetlerine son vermek zorunda bırakıldı. 1945 ila 1950 yılları arasında Osmanlı döneminden kalma çok sayıda kanaat önderi, münevver ve alim yine komünist rejim tarafından kurşuna dizilerek şehit edildi. Eski Yugoslavya döneminde Sancak bölgesini temsil eden Sancak anti Halk Kurtuluşu Konseyi'nin kuruluş günü olan 20 Kasım, Boşnak Milli Meclisi'nin getirdiği kararla 2004 yılından itibaren Sancak Günü olarak kutlanıyor. Resmi tatil olarak kabul edilen Sancak Günü'nde bölgede ve diasporada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Evet Osmanlı mirası sancak konuşmaya devam ediyoruz e, konuğumuzla. Evet e, sancak konuşuyoruz. Sancak e, az önce de konuştuğumuz sizin de belirttiğiniz gibi birçok sıkıntılara düçar oldu geçmişte. Tabi e, tabii hatıraları aslında e, çok da eski değil. O günleri, o anları hatırladığınızda ve sancak e, sancak gittiğinizde biliyorum ki sık gidiyorsunuz. E, neler yaşıyorsunuz izlenimleriniz bu noktada duygularınızı almak istiyorum. Evet. Ee, öncelikle şunu ifade edeyim. Benim babam e, Sancak'ta doğmuş. Hı hı. Doğduğu şehir Sırbistan sınırları içinde e, kalıyor şu anda. Priyepole şehri. E, dedesi de Plevle'de doğmuş. E, yani bu otonominin ilan edildiği şehirden. Babamın dedesi. E, Plevle veya da Tasca diye Osman dönemindeki adı. E, 1935'te Türkiye'ye hicret ediyor Babam, annemin babası dedem de 1914'te Birinci Dünya Harbi'nin başladığı gün bir gemiyle e, şu anda Adriyatik Denizi sahilinde ve Karadağ'ın e, bir liman şehri olan Bar şehrinden bir gemiyle yola çıkıyorlar. Ve e, Ege Denizi'mizde Aybalık Limanı'na geliyorlar. Bir gemi dolusu gelen sancaklılar... Ee, o bölgede Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ilçelerine e, o günkü Osmanlı yönetimi tarafından yerleştiriliyorlar. 30 Haziran 1914. Ee, tabii e, özellikle Sosyalist Yugoslavya döneminden önce e, Rusların kurdurduğu Çetnik diye bir örgüt var. Sırplara kurdurduğu bu Çetnik örgütü e, vasıtasıyla... Müslümanların yoğun yaşadığı köy ve kasabalara zaman zaman baskınlar yapıyorlar. Bu Yugoslavya Krallığı döneminde daha yaygın oluyor. Daha sonra da Sosyalist Yugoslavya döneminde de onların gizli bir şekilde bu tür hareketlerde bulunduğunu biliyoruz. Maksat o toprakların otantik halkı olan boşnakları o coğrafyadan söküp atmak. Evet. Ve Sırpları veya Karadağlıları o bölgeye yerleştirmek. Hedef bu yani. Ee, mesela sosyalist Yugoslavya döneminde o kadar çeşitli zulümler yapılıyor ki... ...bu zulümlerden bir tanesi e, şehir meydanlarında kadınları zorla toplayarak başlarını aştırmak için programlar yapılıyor. İşte diyelim ki... Bir, Komünist Parti'ye üye olmuş bir e, boşna eşi çıkıyor e, diyor ki artık bu devirde bu kıyafeti ben doğru bulmuyorum diyor. Ben diyor çıkarırım size de çıkarmanızı tavsiye ediyorum falan. E, direnenlere zorla polis müdahale ediyor ve böyle şehir şehir meydanlarda bu Sancak'ta da ve Bosna'da da yapılmıştır sosyalist dönemde. Bir de ayrıca. Ee, Sosyalist Federal Yugoslavya döneminde Emniyet Genel Müdürleri e, Ranković e, çok sistematik olarak boşnakların sancağı terk etmelerini hedefleyen projeler senaryolar hazırlamış ve bunları realize etmiştir. Mesela diyelim ki bir köyde yaşayan bir köylüye ee, şehir merkezinden bağlı olduğu ilçe merkezinden emniyet mensubu geliyor geceliğin. Diyor ki sizin evinizde diyor silah var diyor. Üç gün içinde bu silahı diyor getirip teslim edin diyor. Teslim etmezseniz tutuklanacaksınız diyor. E tabi tabii Boşnak diyor ki benim bir silahım yok diyor. Hayır diyor biz diyor bunu tespit ettik diyor ama biz kendimizi almayacağız. Siz bunu kendi elinize getirip teslim ederseniz diyor. Siz bağışlanacaksınız diyor. Delil üreterek bir basın evet. politikası. Evet. Arkasından da o emniyet mensubu gittikten birkaç saat sonra hı hı. komşusu sırf geliyor. Ya hayrola diyor komşu bir şey duydum aslı var mı diyor. Ondan sonra size diyor eve polis mi geldi ne oldu falan. Ondan sonra e, evet diyor yani yakın komşusu olduğu için ondan gizlemiyor. Ya diyor bu bunun arkasından kurtulmak kolay değil diyor. Ben diyor biliyorum senin silahın yok ama diyor bir silah vermen gerekiyor diyor. Ben sana diyor bir silah temin ederim ama diyor iki tane inek vermen gerekir diyor. Tamam mı? Şimdi zaten var ya o çoluk çocuğunun geçim kaynağı kapısında iki tane ineği var. Onları veriyor ona. O da ona o silahı getiriyor. O silahı götürüp teslim ediyor emniyete. Bu sefer diyorlar ki emniyete bak biz demedik mi? Sende silah vardı. En sonunda bu insanlar diyorlar ki. Bize burada artık yaşama hakkı tanınmayacak. En iyisi biz buradan gidelim. Evet. Bu ve benzeri yöntemlerle sistematik olarak e, Sancak bölgesindeki insanlar e, bu politikalarla oradan uzaklaştırılmıştır ve tabii ki Anadolu'yu ana yurt olarak gören Türkiye'yi ana yurt olarak gören Boşnaklar Türkiye'ye gelmişlerdir. E, buna rağmen orada bir kısım akrabalar kalmış, onlar da hayatlarını sürdürmüşlerdir ama şimdi e, o komünist rejim döneminin o baskıcı ortamı kalkmıştır çünkü Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen Sırbistan'a Avrupa Birliği de e, ülkenizde yaşayan farklı dinlere mensup olan e, kişilere azınlıklara her türlü hakkı vereceksiniz diyor. Evet. E, bu bağlamda e, bir rahatlama e, söz konusudur. E, sancağı konuşmaya devam edelim. Bir haber evet. var akabinde. Tamam. E, konuşalım. Evet Osmanlı'nın son sancağını bulunduran bölge Sırbistan ve Karadağ'ın ayrılması sonrasında ikiye bölündü. Sırbistan içerisinde Müslüman çoğunun yaşadığı tek bölge olan sancağın coğrafi ve nüfus bilgilerine bir bakalım. Sancak eski Yugoslavya'nın kuzeydoğusunda yer alan çoğunluğu Müslüman boşnakların yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Bu bölgenin bir kısmı Sırbistan, bir kısmı da Karabağ Devleti içinde yer alıyor. Kosova ve Bosna Hersek'le sınırları kesiştiği için Sancak büyük stratejik öneme sahip bir bölge. Balkanların ortasında Sırbistan ile Karadağ arasında sıkışmış Boşnak Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesindeyiz. Adı Sancak da Osmanlı'nın son sancağı olduğundan kaynaklanıyor. Sancak coğrafyası 8.687 kilometre karelik bir alanı kapsıyor sınırları içinde Sırbistan topraklarında Novi Pazar, Sienika, Tutin, Priepolie, Priboj, Nova Varoş gibi şehirler, Karadağ topraklarında ise Rovaje, Plav ve Gusunje, Bielo, Plevya, Taşlıca ve Berane şehirleri yer alıyor. Tüm bu kentler birbirleriyle bağlantılı, kendi doğal çevreleriyle kompakt bir bütün oluşturuyor. Sancak bölgesinde 353.357 Müslüman boşnak yaşıyor. Bu genel nüfusun %67'sine denk geliyor. Sırp, Karadağlı ve Arnavutların sayısı ise 176.708. Sancak bölgesinin merkezinde Novi Pazar, Türkçe karşılığıyla Yeni Pazar şehri yer alıyor. Bölge Sırbistan ve Karadağ arasında yer alırken Balkan Yarımadası'nın merkezinde bulunuyor. Kuzeybatısında Bosna Hersek, güneydoğusunda Kosova, güneyinde ise Arnavutluk ve hemen yanında da Karadağ'la sınırı var. Sancaklı Boşnaklar, 90'lı yıllar sırasında çıkan Bosna Savaşı sırasında o zamanki Yugoslavya'yı tanımadığını açıklayarak ve Sancak Boşnak Milli Meclisi'ni ilan ettiler. Sancak Boşnak Milli Meclisi 11 Mayıs 1991 tarihinde Bosna'daki savaşın başlamasından yaklaşık bir sene önce kurulmuştu. Meclis Sancaklı Müslümanların en üst yönetim organı olarak kuzey ve güney sınırlarında iki büyük savaş yaşadı. 1997 Temmuz'unda olduğu gibi Sırp baskınlarına uğradı ve 12 senelik bu sürede Sırp ve Karadağ taraflarınca legal olarak tanınmamasına rağmen Sancaklıların içeride ve dışarıdaki tek temsilcisi oldu. Milosevic rejiminin düşmesiyle beraber boşnaklar bu kez azınlık hakları ile ilgili yeni düzenlemeden istifade ederek Sancaklı Müslümanlara ait resmi bir milli konsey kurma girişiminde bulundu. Bu konsey aynı zamanda sadece Sancak'taki boşnakları değil tüm Sırbistan ve Karadağ'daki boşnakları temsil etme yetkisine sahip oldu. Bunun için 23 Ağustos 2003 tarihinde bir seçim toplantısı yapıldı. Meclis oy birliğiyle Süleyman Uglanin'i Sırbistan ve Karadağ Boşnak Milli Meclisi Başkanı olarak seçti. Yugoslavya'nın dağılmasından 13 yıl sonra Uglanin'in başkanlığı ilk defa mevcut devlet tarafından resmileştirilmiş oldu. Bu durum şüphesiz sancaklılar için tarihi bir andı. Uzun yılların ardından Sancaklı Boşnakların ülke azınlıklarından biri olduğu kabul edilmiş ve uluslararası toplumun gözetiminde yapılan seçimlerle Sırbistan Karada Boşnak Milli Meclisi'nin varlığı Sırp Karada hükümetince resmen tanınmıştı. Boşnak Milli Konseyi Sırbistan tarafından resmileştirildikten sonra Devlet o konseyin getirdiği kararları da kabul etti. Sancak için yeni bir dönem başladı. Sancaklı Boşnakların milli bayrağı ve milli bayramları kabul edildi. Okullarda İslam ve Boşnakça dersleri girdi. Bugün resmi idarelerin binalarında Sırbistan'ın bayrağının yanında sancak boşnaklarının bayrağı da dalgalanmakta. Sancak boşnaklarının masumiyet ve temizliği simgeleyen beyaz renkli bayrağının üzerinde üç zambak sancaklıların Avrupalı olan ve Bosna'ya olan bağını simgelerken üç hilal ise sancaklıların bir Osmanlı parçası olduğunu ifade ediyor. Evet şimdi No Piyasalara gidelim ve arkadaşımız Nazım Lijun'a bizlerle. Evet Nazım e Bugün Sancak'a konuşuyoruz bizler. Konuğumuzda Sancak bölgesinde yaşayan nüfusun önemli siyasi ve ekonomik sorunları var. Bunlar halen devam ediyor. Tabi bölünmüş bir yapı ve ekonomisinin geri kalmışlığı gibi bir sonuç da mevcut. Bu tablo Sancak Müslümanlarını nasıl etkiliyor? Çözüm için bu noktada beklentiler neler? Bunun yanıtını senden alalım. Evet Feridun. İlk başta size ve büyük sancak dostu olan Sayın Hüseyin Kansu Hoca'ya sancaktan selamlarımı iletmek istiyorum. Hüseyin Hocamız sancağı çok seviyor ve çok güzel tanıyor olmasının yanı sıra buralarda da çok güzel şeyler yaptı. Ona da buralardan buranın halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Evet şimdi sorununuza döneyim Feridun. <laughs> Karadağ'ın 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle Sancağın toprakları ikiye bölündü. Altı belediye Sırbistan'ın sınırları içinde, beş belediye ise Karadan sınırları içinde kaldı. Böylece sancağın ortasında sınır konuldu. Bu sınır sancakta yaşayan halkın hayatını epey zorladı. Aileler bölündü, ekonomi hayatı, şehirler arası komünikasyon zorlaştırıldı tabii ki. Osmanlı'nın 1912 yılında çekmesiyle beraber Balkanlarda yetim gibi kalan Sancak bölgesi son yıllarda dini kurumlar arasında yaşanan ger gerginlik de toplumu derinden etkiliyor. Sancaktaki Müslümanlar arasında bu bölünme derinleşirken Sırbistan Devleti iki İslam birliğinin de resmiyetini kabul ediyor ve sorunun Müslümanların kendi iç meselesi olduğunu kanaatinde. <laughs> bu sorunun yanında Sancaklılar da sürekli göç yolunda çünkü buralarda ekonomik sorunları çok büyük. Eski Yugoslavya döneminde özellikle yatırımlardan mahrum bırakılan ve bu ülkenin en geri kalmış bölgesi konumuna sokulan Sancak bölgesi hala geri kalmışlık ve işsizlik gibi sorunların pençesi altında ayakta kalma mücadelesini veriyor. Resmi verilere göre Sırbistan'da işsizlik oranı %25 civarındayken Sancak belediyelerindeki işsizlik oranı %50'lerin üstünde. Bu da bizim gençlerimiz için çok büyük sorundur. Durum böyle olunca gençlerimiz yurt dışı peşine düşüyor ve rızkını Avrupa ülkelerinde aramak mecburiyetindedir. Bizim sancakta altyapı sorunu da çok büyük. Bir demeç var buralarda. Sancak bölgesi nerede soranlara kötü yolların başladığı yerde sancak başlar diye cevap veriliyor. Devletin yarımlarını çok yatırımları çok az, demiryolu, Havalimanı otoban gibi altyapılarının olması olmaması buralardaki yaşamı çok zorluyor. Kısacası sancağın sorunları çok büyük ve bunların çözülmesi için bayağı bir zaman ve çalışma gerektirecek. Evet Nazım Licina teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. Evet hemen tekrar konumuza dönelim Hüseyin Bey. Evet temsilci arkadaşımız oradaki sorunlardan ekonomik sıkıntılardan bahsetti. Ben bundan sonraki süreçte şunu soracağım Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde Balkan ülkeleri özellikle son 15 yıl içerisinde yukarıya doğru bir ime kazandığını görüyoruz her anlamda. Ee, Sancak bölgesi için e, tabi siz dostu kurumdaydınız. Ersek Türkiye dostu kurumu evet. başkanıydınız. O yüzden soracağım biraz da neler yapıldı bu zamana kadar ve e, şu saatten sonra Türkiye hangi adımlar atmalı ki oraya e, fayda anlamında e, bir laşa e, yardım olabilsin. Evet. Hem e, e, sayın içine de bahsetti. Ee, bölgedeki ekonomik şartlar fevkalade zor. Ee, sistematik olarak Belgrad yönetimi bölgenin geri kalmış olmasını istiyor. Böylece genç nesiller oraya umut bağlamasınlar. Umutlarını başka ülkelere bağlamış olsunlar diye. Ee, bütün bunlara rağmen Türkiye şartları zorluyor. Mesela Novi Pazar yakınında sıfırdan bir ilk öğretim okulunu inşa etti Türkiye. Ee, okullarda ders kitabı, e, boşnakça ders kitabı, e, boşnak dili edebiyat ders kitabı basılmasında TİKA vasıtasıyla yardımcı oldu ve e, yurt dışı Türkler ve akrabalı topluluklar başkanlığı vasıtasıyla. Sancak bölgesinden öğrenciler getiriliyor. Osmanlı Türkiye'deki İlginç... üniversitelerde oku, okuyorlar. Osmanlı mirasının konulması noktasında da Başbakanlığa bağlı TİKA'nın büyük katkıları evet, oluyor. Evet, tabii TİKA'nın da çalışmaları var. E, fakat şunu söyleyeyim, işte temeldeki bu Belgrad'ın politikasında bir değişim e, olması lazım. Hmm. Nasıl mı? E, şöyle söyleyeyim ben. 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül hı hı. E, bundan 6 sene önce Belgrad'a yaptığı bir resmi ziyarette ben de bu heyetteydim kendisinin daveti üzerine. Ve orada e, dönemin Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç söz verdi, protokol yapıldı. E, mesela Novi Pazar'la Senis arasındaki yolun. Ee, tamamen duble yol olarak yapılmasını Türkiye taahhüt etti. Ancak çeşitli engellemelere çıkarılarak bu yol yaptırılmadı. Şimdi bu yol yapılmış olsa Senisa'daki havaalanı alanı e, sivil havacılığa açılsa evet. o zaman e, Türkiye'deki boşnaklar yakınlarını görmeye çok rahatlıkla gidebilecekler. Çok karşılıklı daha dinamik bir gidiş geliş olacak. Ee, Tabi bölgedeki altyapı yetersizliği sebebiyle genelde yatırımcılar için cazip olmuyor. Yatırımcı ne ister ürettiği mal ve hizmetlerin en kısa zamanda büyük çekim alanlarına, çekim merkezlerine, büyük nüfusun yaşadığı yerlere onu götürebilmek, sunabilmek, satabilmek ister. Evet. Ee, hala e, oradaki yollar. ...hep arada bir yama yapılarak şey yapılıyor yani ihtiyaç giderilmeye çalışılıyor. E az önce Çok ciddi bir şekilde hı hı. Hı hı. altyapı sorunu var Evet. bölgenin. Osmanlı eserlerinden az önce bahsettik evet. bir haberimiz var onu verelim akabinde devam edelim yine. Evet peki sancakta yaşayanlar Osmanlı mirası ve bugünün Türkiye'sine nasıl bakıyor izleyelim. Sancak ve Anadolu coğrafyasının tarihi bağları hem yakın hem de uzak dönemde hep güçlüydü. Novi Pazar Sinan Bey Medresesi'nde İslam tarihi hocası olarak görev yapan Nesip Pepiç, Çanakkale Savaşı'ndan Osmanlı'ya Sancak'tan gelen bu desteği şu cümlelerle anlatıyor. Bildiğimiz gibi Çanakkale Savaşı bütün İslam ümmeti için çok önemli bir savaştı. Neden? Çünkü bu savaşta hilafet müdafaa ediliyordu. Sancaklı Boşnaklar bu savaşta Osmanlı'ya olan sevgisini ispat etmiş. Neden? Çünkü Sancak bölgesinden 15 bine yakın Sancaklı gönüllü Çanakkale'ye gidip Osmanlı ordusuyla omuz omuza savaşmış. Osmanlı döneminde bölgede büyük bir kalkınma yaşandı. Nesip Pepiç, Osmanlı'nın sancağı kattıklarını anlatırken dikkat çekici ayrıntılar üzerinde duruyor. Sancaklı boşnaklar Osmanlı zamanında hürriyet ve refah içinde yaşamışlardır bunun sayesinde Sancaklı Boşnaklar Osmanlı'yı ve Türk milletini çok seviyorlar diye söyleyebilir. Novi Pazar Sinan Bey medresesinde İslam tarihi hocası olarak görev yapan Pepiç, Türkiye'nin bugün sadece Boşnaklar için değil, tüm İslam dünyası için önemli olduğunu söylüyor. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye sadece biz Boşnaklar için değil, bütün İslam ümmeti için bir umuttur. Peki birinin umudu olmak ne demek biliyor musunuz? Birinin umudu olmak onun duasında olmaktır. Birinin umudu olmak onun rüyasında olmaktır. O yüzden Türkiye her zaman bizim dualarımızda, her zaman bizim rüyalarımızda. Evet, Türkiye için oranın halkının bakış açısı işte tam da bu. Ee, konumuzu yeniden e, tanıtayım sizlere efendim. Türkiye Bosna Hersek Parlamentolar e, Dostu Grubu Başkanı başkanlığı yapmış 2021 ve 22. dönem milletvekili Hüseyin Kansu ile konuşuyoruz. Evet dinledik az önce evet. Türkiye'ye bakış açıları oranın halkının böyle. Tabii. Bakın mesela bu iki genci veriyor. dinledik. Her evet. ikisi de Türkiye'de okudular. Evet. Ee, ne kadar anlamlı, ne kadar önemli görüyor musunuz? Türkiye'deki üniversitelerde sancak bölgesinden hı hı hı. daha fazla sayıda öğrenci getirmemizin gereği apaçık ortada. Evet. Ee, ve Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerini sürdürüyor Sırbistan Avrupa Birliği e, yetkililerine buradan sesleniyoruz. Yani mutlaka Sırbistan'a üyelik süreci esnasında veya üyelik sonrasında hı hı. bir takım fonlar aktarılacak. Bu fonlar aktarıldığında Avrupa Birliği yetkililerinin sancağa gelip gezmelerini, bölgedeki altyapı yetersizliğini bizzat görmelerini tavsiye ediyorum. O zaman e, burada bölge bazında, proje bazında e, bir takım ihaleler açılarak hı hı. bu yollar yapılabilir, altyapı. ...iyi bir noktaya getirilebilir. Altyapı iyi bir noktaya geldikten sonra... yatırımcılar için de cazip olur. E, tabii... ...Türkiye'ye daha çok öğrenci... ...getirmemiz gerekiyor. E, turizm şirketlerine de ayrıca sesleniyorum. Bölge gerçekten... ...yemyeşil, otantik... E, ...ve... ...Osmanlı döneminden kalma çok sayıda... ...eserlerimiz var. Hmm. Hem bu eserleri yerinde görmek... E, ...aynen Anadolu insanının... ...olduğu gibi sıcak... Misafir perverlikle karşılaşacaktır. Türkiye'den giden e, vatandaşlarımız Sancak'ta. Biraz tarih hukuki turizm, evet, turizm noktasında evet turizm noktasına yapılabilecek çok hizmetler var. E, yatırımcıları da e, bölgeye çekmemiz gerekiyor hı hı hı. ve Belgrad yönetiminin bu tutumundan artık vazgeçmesini e, Sırbistan'ın vatandaşı olan Sancak'taki Boşnak halkın e, birinci sınıf vatandaş olarak orada yaşayabilmeleri için altyapının e, mutlaka iyi bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Artık bu yanlış politikalar geride kalmıştır. 21. yüzyılda globalleşen dünyada hem Avrupa kıtasında inanın Afrika'nın bazı ülkelerinde Somali'de bile göremeyeceğiniz standartta yollar kalmıştır hala küçük ilçeler arasında sancakta. Bu Avrupa'ya e, Avrupa'ya yakışmıyor. Evet. Avrupa Birliği ülkelerinin e, de bu konuda sorumlulukları olduğu kanaatindeyim. Ee, şimdi e, Halk Bankamız bir Sırp Bankası'nı satın aldı. E, bundan iki ay önce de Novi Pazar'da şube açtı. Orada da e, gençler çalışıyor. E, yani yatırımcılarımızı da teşvik edebiliriz. Hı hı. Ticaret odalarımızı götürebiliriz. E, mutlaka o bölgedeki insanımızın varlığını idame ettirmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yani Belgrad yönetimi de mutlaka bilmelidir ki hı hı. boşuna kalkı kıyamete kadar sancakta var olacaktır. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan ötürü programımıza. Evet bir Osmanlı mirası olan sancağı bugün konuştuk. Yarın aynı saatte bizler bu programda yeniden olacağız. Hoşçakalın.